Aslında meselenin kendi doğasında var gibi. Mesela Mehdi Bazergen gibi adlı bir İranlı. Biliyorum, tanıyorum. Evet. Kur'an'daki ayetleri kronolojik olarak sınıflandırmasıyla meşhurdur. Onun tespitlerine göre, yani bu konuda çok yapıt var da, Mekke döneminde cennet cehennem tasvirleriyle doluyken, Medine döneminde cennet cehennem tasvirleri azalıyor ve neredeyse yok oluyor. Yani bunu da şöyle açıklıyorlar. Mekke döneminde inanç vardı, muhalefettelerdi, eziliyorlardı. Dolayısıyla cennet cehennem umut vermek bakımından veya korkutmak bakımından. Yani inanç orada işe yarıyor, ahiret inancı. Evet. Fakat öteki tarafta iktidarsınız, astınız astık, kestiğiniz kestik. Hı hı. Artık o tasvirlere hukuk girince işin içine, o tür geleceğe erteleme, gelecekle korkutmak yerine bizzat hakimin, kadının ya da ulul emrin kılıcı var elinde. Doğru. Buna gerek kalmıyor. Doğru. Yani neticede şunu görüyoruz. Yani şu anlaşılıyor, Müslümanlar biraz acı çekmeliydiler. Bilmem anlatabildim mi? Ne anlamda? Yani imanlarının pekişmesi için. İklim sanki buna pek müsait. İmanlarının derinleşmesi ve zenginleşmesi için. Bir içsel zenginliği yaşamaları için. Zaten daha sonra bunu başka bir şekilde yaşıyorlar. İşte mutasavvıflar onu yaşıyorlar. Bakıyorlar ki ulan din şey oldu. İşte şeriat oldu. Yani hukuk oldu. Şekil oldu. Şekil oldu. Şekil. Legalist. Legalizm oldu. İç dünya ne oldu? İç dünya. Hani o ruh hali, işte Tanrı'yla ilişki, geçilen seyirler, süluklar, makamlar, mertebeler, psikolojiler. Bilmem anlatabildim mi? Onun şeyini hissediyorlar. Yani aşırı onun, bir dışsallık var. Bu dışsallığa çok ehemmiyet veriliyor. Evet, evet. Ama iç dünyanın oluşmasına izin verilmiyor. Evet. Bu felsefede de esas... İbn Haldun bunu çok güzel söyler. Yani dışsallığa bir tepki. Yani dışsallığa bir tepki olarak içsel dünyanın ihtiyaçlarını ön plana alan bir heyecan hareketi başlangıçta. Tasavvuftan bahsediyorum. Evet, evet, bir de tabii şey de çok açık. Burada aslında meselenin sosyolojisini kaçırmamak lazım. Ulema bu iktidardan, bu güçten pay alıyor, bu hukuktan. Şeyin, Gazali'nin bile en çok kızdığı şeyler... İslam dünyasında tıbbın olmaması ve gayrimüslimlere, doktorlara gidilmesinden şikayet eder. Der ki tıp da farz-ı kifaye şeyde, fıkıh da. Ama herkes hukukçu olmaya çalışıyor. Çünkü para orada var diyor. Yani bu dışsallık siyasal açıdan olsun, toplumsal açıdan olsun büyük bir çıkar mekanizması olarak çalıştığından, dolayısıyla bu çıkar mekanizmasına katılmayanların içsel dünyalarının gelişmesinden söz edebiliyoruz. Ya bir de içsel dünyanın zenginleşmesi monark için, hükümdar için tehlike. Ya yani bugün mesela tarikatlarda böyle bir... Anlatabildim mi? O tehlike. Adamın iç dünyası ne kadar zenginleşirse o kadar muhalif olur. Hocam anlatabildim. İki şey olabilir. Dış dünyadan o da çekilir. İnzivaya çekilir. Yani dünya ile ilgili dertlerden uzaklaşır, iddialardan uzaklaşır, muhalefet etmez. Mistisizmin bir türü olur. Veya tam tersi. Yani iş dünyası zenginleştiği zaman der ki ya bu bizim yaşadığımız hayat hayat değil ki. Yani bu bizim yöneticimizin, hatta bizim kadımızın yaşadığı hayat hayat değil. Hatta bunun örnekleri var. Hı hı. Martin Luther, onun başlattığı hareket. Yani sadece bir şey hareket değil, mistik hareket o. Evet. Bu manada mistik bir hareket. Anlatabildim mi? Fakat bizde mesela şu anda 21. yüzyıl için söylüyorum. Şeyin bu iç dünyanın zenginliğini en çok yansılaması gereken gruplar, cemaatler, tarikatlar. Onlar da hukukçu, fıkıhçı. Çünkü adamın başka bir dili yok, dili. Adamın tanıdığı, bildiği dil o dil. Yani ta başından itibaren adamın bildiği dil ne dili? Siyaset dili, hukuk dili, iktidar dili. Ona sahip, ona ulaşmak istiyor. Öbürü de zaten şunu biliyor, yönetici. Yönetici de akıllı.
Yani onun iç dünyasındaki zenginleşmeler falan beni ilgilendirmiyor diyor. O tehlikeli doğru. Ha, o tehlikeli de dedim, muhalefet olabilir. Ciddi muhalefet olabilir. Her türlü mistisizm onun için ciddi bir muhalefet olabilir. Anlatabildim mi? Kendisini başka bir yerden vurur. O da ona şunu diyor. Sen benim cihadıma fetva ver. Bilmem anlatabildim mi? Şefle büyücü anlaşıyor. Ha, yani benim bu dünya yönetimim var ya. Hı hı. O dünya yönetiminde benim meşruluğumu şey yap, destekle. Destekle. Hani ben savaşa götüreceğim bunları, ben vergi alacağım bunlardan, işte ben şunları yapacağım, bunları yapacağım. Anlatabildim mi? Bir de bana şey diyor, şey geliştir. Ne diyelim, ideolojiler, ama bu sefer şey ideolojiler, meşrulaştırıcı ideolojiler geliştir. Yani böyle adalet çok önemlidir. Halka, adalet halkası, adalet dairesi falan. Çünkü adam şey. Ha, şimdi gene Batı ile Doğu arasındaki fark. Şimdi kilise iktidar kendisinde uzunca süre olduğu için, kendi şeyi de olduğu için, vergi kaynakları, gelir kaynakları olduğu için sallamıyor o şeyi. Araziler olduğu için devleti sallamıyor. Öbür gariban bu gigil gibi. Öbürünün öyle bir imkanı yok. Şeye bağlı. Hükümdara bağlı, hükümdarın sultana. Yani sultana bağlı, yani sultanın kendisine vereceği maaşa bağlı. Anlatabildim mi? Mesele o. O zaman sultanın atına binen sultanın borusunu çalar. Gayet tabii. Bak şimdi ilahiyat fakülteleri nasıl besleniyorlar? Ne kadar hepsi semirdiler onlar. Yani doğal. Ya, bilmem anlatabildim mi? Hatta bundan 30-40 sene evvel biliyorsun şeyler. İmamlar öyle maaş falan filan da almazlardı. Politika onları o hale getirdi. Şimdi artık onlar devletin tam memurları oldular, değil mi? Memur oldular, memur. Devlet memuru. Şimdi bak, ne kadar enteresan değil mi? İmam devlet memuru oluyor. Aslında onun temsil ettiği öbürsü, toplum, cemaat. Onun sözcüsü. Onun sözcüsü. Onunla iç içe yaşaması İran'da lazım. İran'da da yaşandı ya, İran'da da böyleydi. Şimdi devlet oldular. İşte aynı mekanizma tekrar edildi. Hümeyni de aynı mekanizmayı tekrar etti. Peki hocam. Güdük kalıyor yani. O taraf güdük kalıyor, bu taraf gelişiyor. Felsefenin varlığı, yani din kısmını biraz hatta fazlasıyla bile konuştuk. Felsefenin varlığı burada nasıl bir alternatif oluşturuyor? Şekerim, felsefe bize farklı, alternatif, bir zengin, çeşitli dünyayı sunar. Bir felsefenin bir hakikat mutlaklığı iddiası yok. Daha doğrusu var da. Ama karşısında kendisinden başka hakikat teorilerinin de yaşamasına imkan verdiği için. Bilmem anlatabildim mi? O zaman böyle bir iddiası yok. Yani felsefe farklı alternatiflerin mümkün olduğunu gösteren bir şey. Birlikte yaşıyorlar. Şimdi idealizm çıkıyor, materyalizm var. Efendime söyleyeyim, duyuculuk veya işte ne derler? Empirisizm var. Akılcılık var. Tarihselcilik var, bilmem ne var. Yani felsefenin doğasında ne var? Çeşitlilik. Çeşitlilik.